billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'dehu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eddersu salisun min kitab-i fadai. Bugün Riyad-ı Salihinin Kitab-ül Fadailinin 3. dersini okuyoruz. 183. babıdır bugün okuyacağımız bab. Riyad-ı Salihinin bablarının 183. bab. Babun fil hassin ala suverin ve ayatin mahsusetin. Babun fil hassi ala suverin ve ayatin mahsusetin. Bu bab mahsus, yani muayyen, belli bir takım ayet, ayetler ve surelerin teşvikiyle ilgilidir. Babun fil hassi ala suverin, suver suretinin cemidir. Ayat, ayetin cemidir. Yani belli bir takım ayet ve surelerin okunmasının teşvikiyle ilgilidir. 1007. hadis. An Ebi Sa'idin Rafi İbnil Mualla radiyallahu anhu kâle li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ela uallimuke a'zeme suretin fil Kur'ani. Ela uallimuke a'zeme suretin fil Kur'ani. Kur'an'da en büyük sureyi sana öğreteyim. Kablen tahruce minel mescidi. Sen camiden çıkmadan önce surenin en büyüğünü sana öğreteyim. Kim dedi? Allah'ın Resulü. Kime dedi? Ebi Said Rafi binül Muallaya dedi. Fe'ahaze bi yedi. Allah'ın Resulü benim elimden tuttu. Elimden tuttu. Bana o sureyi de söylemedi. Epey bir süre elimden tuttum. Felemma eredna en nahruce. Ne zaman ki biz irade ettik ki camiden çıkalım artık. Kultu dedim ya Resulallah. İnneke kulte, sen dedin ki le uallimenneke, sana öğretirim azime suretin fil Kur'ani. Kur'an'da en büyük sureyi sana öğretirim dedin. Bana öğretmedin. Artık çıkıyor gidiyoruz. Kale elhamdülillahi rabbil alemin. İşte bu sure. Yani Fatiha suresi. Hiye seb'ul mesani. Hani seb'ul mesani Kur'an'da hadislerde geçiyor. İşte seb'ul mesanidir. Yani 7 ayetten oluşan elhamdülillahi rabbil alemin neydir? Suresidir. Bildiniz değil mi? Kur'an'daki en büyük sure demek ki Fatiha'ymış. Bu hadisin maaline göre, manasına göre. Vel Kur'anul azimul lezî utîtuhu. Elhamdülillahi hiye seb'ul mesani. Bu nedir? Seb'ul mesanidir. وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي اُوْتِيْتُهُ. Bana hani verilen Kur'an-ı Azim'dir. Bu Fatiha'ya El-Kur'an-ı Azim de denilir. Yani وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي اُوْتِيْتُهُ hadislerde geçiyor. O Kur'an-ı Azim'den murat bana verilen Kur'an-ı Azim'dir. Yani Kur'an'ın en büyük suresi Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. O da Seb'ül Mesani'dir. Yani Seb'ül Mesani onun ismidir. Bir de vel Kur'anul Azimul lezî utîtuhu. Seb'ül Mesani da Fatiha'nın ismidir. Niye? Çünkü 7 ayetten oluşuyor. Kur'anul Azimul lezî utîtuhu, o da nedir? Fatiha'dır. Niye Kur'an-ı Azim'dir? Çünkü Fatiha Kur'an'ın bütün ahkamlarını içine alıyor.
108. hadise geçiyoruz. Ve an Ebi Sa'idil Hudri radiyallahu anhum enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Allah Resulü demiş, fi kul huvallahu ahad, kul huvallahu ahad suresi hakkında Allah Resulü demiş, vellezî nefsî biyedihî innehâ letâdilu sulusel Kur'ânî. Vellezî nefsî biyedihî, o Allah'a yemin ederim ki benim nefsim onun kudretindedir. O Allah'a yemin ederim ki innehâ, kul huvallahu ahad suresi letadilu sulusel Kur'ani, Kur'an'ın üçte birine denktir. Tadilu ne demek? Denktir. Yani biri İhlas suresini okursa Kur'an'ın üçte birini okumuş kadar sevap alır. Hani onun için diyoruz ya, üç İhlas bir hatimdir. O zaman hatimleri indirmeyelim, hep İhlasları okuyalım. İhlasları okuyalım ama hatmin sevabı farklı. Hatmin içinde İhlas da var. İhlasla birlikte 113 ayet sure daha var. Ve fi rivayetin, başka bir rivayete göre enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle li ashabihi, Allah'ın Resulü ashablarına demiş ki eyyacizu ahadukum, sizden biriniz aciz kalıyor mu? En yakra'e bisulusil Kur'ani dersine bak, bana bakma. Nereye okuyoruz? Hı? Göster. Burası. Ha, aferin, dikkat et. Nasıl mana ediyorum? Öğren. Daha yenisin. Kâle li ashabihi eyyacizu ahadukum, sizden biriniz aciz kalıyor mu? En yakra'e bisulusil Kur'ani fi leyletin. Yani bir gecede sulusul Kur'an okumaktan biriniz aciz kalıyor mu? Yani Kur'an'ın üçte birini okumayan olur mu? Okuyamayan var mı içinizde? Feşakka zalike, bu meşakkatli geldi, ağır geldi aleyhim, sahabeler üzerine. Biz nasıl Kur'an'ın üçte birini bir gecede okuruz? Ve kalu, dediler ki eyyuna yutiku zalike ya Resulallah. Hani sen diyorsun birinize ağır gelir mi? Bizden hangimizin gücü buna yetiyor? Gündüz çalışıyorlar, yoruluyorlar, Allah'ın Resulü'nün yanında oturuyorlar, namazları kılıyorlar. Bir de gece gidip Kur'an'ın üçte birini nasıl okuyabilirler? فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ, onlara meşakkatli geldi. وَقَالُوا, dediler اَيُّنَا يُطِيقُ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ, biz hangimiz buna gücü yeter ki? Hangimiz bunu yapabilir? Oldu mu olmadı? Fekale, dedi ki Allah Resulü kul huvallahu ahad, Allahu samed, sulusul Kur'an'ı. Bu sure Kur'an'ın neyidir? Üçte biri. O zaman İhlas suresini okuması zor mu her gece? Hayır. Bunu okuyun, Kur'an'ın üçte birini okumuş sayılıyorsunuz. O şekilde sevap almış oluyorsunuz. Ravahul Buhariyyu, İmam Buhari ne etmiş? Bu hadisi rivayet etmiş. Oldum. 1009. hadise geçiyoruz. Şimdi 1011. hadis. Ve anhu tekrar Ebi Sa'idil Hudri'den rivayet edilmiş radiyallahu anhum. اَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَعُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ, bir adamı işitti ki قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدِ okuyor. يُرَدِّدُهَا, ne ediyor? Bu sureyi tekrar ediyor. يُرَدِّدُهَا, tekrar ediyor. Adamın biri işitti ki, biri birini işitti ki, o biri ne yapıyor? Huvallahu ahadi tekrar ederek okuyor gece. Artık komşu mu diler, bir yerde mi diler, kulak misafir olmuş. Felemma esbaha, sabahlayınca ca'e ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, bu işiten kişi Allah Resulü'ne geldi.
Fezzekere zalike, bu olayı zikretti, anlattı. Lehu Allah'ın Resulüne. Ya Resulallah, bu Kur'an kes durmadan kul huvallahu ahad suresini okuyordu. Yani ne demek? Bunun gayesi ve ke'enne racule, bu Allah'ın Resulüne şikayet eden kişi yetekalluha, o İhlas suresini kalil görüyor. Yani diyor bugün hep ikide bir kul huvallahu okuyordu, tekrar okuyordu. Yani fazla Kur'an okumuyordu, büyük sureleri okumuyordu. Böyle ikide bir ne okuyordum? İhlas suresini okuyordum. Bu şikayet eden kişinin gayesi bunu ne etmek ihsan? Bunu yani küçümsemekti, yani az okuyordu. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَّلَّمُ Allah Resulü dedi ki وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِّهِ O nefsimi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki innaha ne Abdullah? Bu İhlas suresi لَتَعْدِلُ سُلُسَ الْقُرْآنِ Kur'an'ın üçte birine nedir? Denktir. Kur'an'ın üçte birine denktir. Sen onu nasıl küçümsüyorsun? O adam çok şeyler okumuş demek. Ravahul Bukhariyu, İmam Bukhari rivayet etmiş. Söyle. Hocam gelecek hadisi ben şey yapabilir miyim? Mane edebilir misin? Dur ben sorarsam sen yaparsın. Kaçıncı hadistir o gelecek hadis? Bende 1029 diyor. Olmadı. 1029 diyor. Doğru mu? 12 farklı. Farklısın. Allah Allah. Sen de farklısın, senin kitabın da farklı Abdullah. Oldu mu? 1010. hadis, sizinkine göre 1012. hadis. Ve an Ebi Hüreyre radiyallahu anhu, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Demiş nerede? Fi kul huvallahu ahad. Allah'ın Resulü. Kul huvallahu ahad hakkında ne demiş? İnneha bu sure ta'dilu sulusel Kur'ani. Bu sure Kur'an'ın üçte birine nedir? Denktir. Allah'ın Resulü kul huvallahu ahad suresi hakkında ne demiş? İnneha ta'dilu sulusel Kur'ani. Kur'an'ın üçte birine nedir? Denktir. Ravahu Muslimun. Oldu mu? 1011. hadis, sizinkine göre 1013. hadis. Ve an Enes'in radiyallahu anhu enne racülen kâle. Adamın biri demiş ki ya Resulallah inni uhibbu hazihi surete. Ey Allah'ın Resulü, ben bu sureyi çok severim. Hangi sure? Kul huvallahu ahad suresini. Ben bu sureyi çok seviyorum. Kale Allah'ın Resulü dedi ki inne hubbaha, onun sevgisi edhalekel cennete, seni cennete idhal eder. Seni cennete sokar. Cennete girmene vesile olur. Biz de ihlası sevelim ve bol bol okuyalım. İnşallah bizi de ne eder? Cennetine sokar. Allah'ın o büyük nimetleri, büyük olan cennetine bizi de sokar. Sebep olur. Ravahu Tirmiziyyu ve kâle hadisun hasenun ve ravahu Bukhariyyu fi sahihihi. İmam Bukhari sahihinde bu hadisi ne etmiş? Rivayet etmiş. Yalnız İmam Bukhari'nin bunu rivayet etmesi taliken. Ne yönüyledir? Talik yönüyle. Talik nedir? Yani İmam Bukhari kendini şeyhini zikretmemiş. Direktmen şeyhinin şeyhine atlamış. Veya şeyhiyle beraber bir şeyhi daha zikretmemiş, üçüncü atlamış. Talik yani en son ravi kendi şeyhini zikretmemesidir. Buna talik denilir. Bukhari'nin hadisleri hepsi sahih diyoruz ya.
taalikli olanla hariç onlarda sıkıntı olabilir. Onlara %100 sahiptir demeyiz. Bildiniz değil mi? Talik yani en son ravi kimse onu ne etmek? Atlamak. Atlamak. Onunla beraber ister başarıya atla ister atlama onlara neden nedir? Talik nedir? Diyelim Bukhari kendi şeyhini zikretmedi. Onunla beraber 3-4 kişi isterse daha da zikretmesin, isterse sadece onu zikretmesin. Bu hadis nedir? Taliktir. Usul hadis okursanız bunları öğrenirsiniz. Şey de geçmişti, Davut Has. Geçmişti değil mi? Bak güzel, aferin. Hatırlıyor. 1012. hadis, sintine göre 1014. hadis. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمْ قَالْ اَلَمْ تَرَ آيَاتٍ اُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِسْلُهُنَّ قَدْتُ Allah'ın Resulü demiş ki Ukbe bin Amr'e اَلَمْ تَرَ sen görmüyor musun ya Ukbe? Neyi görmüyorsun ayetin bir takım ayetleri? Önce tazihil leylete bu gece nazil olmuşlar. Lem yure misluhunne kattu. Onların misli asla ne olmamış? Görünmemiş. Elem tere ayatin unzile tazihil leylete. Lem yure misluhunne kattu. Ya Ukbe görmüyor musun bu gece nazil olan bir takım ayetlerin ayetler var. Onların misli hiç görülmemiş. Sevap, ecir itibariyle. Nedir o ayetler? Kul a'udhu bi rabbil felak. Bir sona kadar Kul a'udhu bi rabbin nas. Kul a'udhu bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gâsıkın izâ vakab. Ve min şerri neffâsat fil uqad. Ve min şerri hâsidin izâ hasad. Bir ve kul a'udhu bi rabbin nas. Kul a'udhu bi rabbin nas. Melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti vel nas. Felak 5 ayet, besmele hariç. Nas 6 ayet. Oldu. Bu gece bu ayetler nazil olmuşlar. Bunların misli görülmemiş. O kadar ecirleri büyük. 13. hadis veya 1014. 15. hadis وَعَنْ اَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ebi Sa'id-i Hudri'den rivayet edilmiş. قَالْ Ebi Sa'id demiş. Ne demiş? كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمْ يَتَعَوَّزُ مِنَ الْجَانِ Allah'ın Resulü can, can demek, cin demek. Olur, cinlerin bir çeşididir. Cinlerden Allah'ın Resulü Allah'a sığınırdı. Cinlerin şerrinden Allah'ın Resulü'ne sığınırdı. Başka ve aynil insani insanın gözünden hani nezer diyoruz ya insanların nezerinden Allah'a sığınırdı. Daima auzu billahi min aynil insani auzu billahi min şerril canni bu şekil Allah'dan ne ederdi bunlara karşı yardım isterdi Allah'a sığınırdı. Hatta nezelet nezeretil muavvezetan bu iki sure nazil oluncaya kadar Allah'ın Resulü can ve insanların aynından Allah'a sığınırdı. Bu ikisi nazil olunca felemma nezeleta bu ikisi nazil olunca artık ahade bihima Allah'ın Resulü bunlara ahiz etti, bunlara yapıştı. Can, cinlerin şerrinden, canların şerrinden, insanların aynına karşı artık bunları okumaya başladı. Ve tereke masivahuma, bunların masivasını artık ne etti? Masivasını terk etti. Bak eskiden Allahümme inni a'udhu bike minel cani ve aynil insani diyordu. Bazen farklı da söylerdi. Ama bu iki sure nazil olunca artık bu iki sureyi tuttu, bunları okumaya başladı, diğerleri terk etti. Sa'id-i Hudri radiyallahu anhu kal, kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeteavvezu minel canni ve aynil insani hatta nezeletil muavvezetani felemma nezeleta ahaze bihima ve tereke masivahuma revahu tirmiziyyum
ve kâle hadîsun hasenun. 1014. hadis ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâl minel Kur'ani suretun selâsûne ayeten. Kur'an'dan bir sure var, 30 ayetten oluşuyor. O sure şefaat li racülin, racüle, kişiye şefaat ediyor. Burada racül demiş, kadın erkek fark etmiyor. Yani kendisini okuyan adama şefaat ediyor. Hatta gufire lehu. O adam affedilinceye kadar. Yani o sureyi kim okumaya devam ederse, o sure ona şefaat eder eder, affedilinceye kadar şefaatinden vazgeçmiyor. O sure hangisidir? 30 ayetten oluşuyor ve kendini okuyan kişiye af oluncaya kadar şefaat ediyor. وَهِيَ تَبَارَكَ لَذِي بِيَدِ الْمُلْكُدُرْ. Kaç ayetten oluşuyor? 30 ayetten oluşuyor. Onun için helal bununla ilgili başka hadisler var. Mümkün derecede her akşam insan yatmadan bunu okusun. Zaten doğunun çok yerlerinde adet Âmena Resul yerine bunu okuyorlar. Ravahu Ebu Davud ve Tirmiziyyü ve kâle hadîsun hasenun. Ve fir rivayeti Ebu Davud, Ebu Davud'un rivayetinde, hani Tirmizi'nin rivayetinde şefaat madidir ama Tirmizi'nin rivayetinde teşfa'udur. Nedir? Ebu Davud'un rivayetinde teşfa'udur. Tirmizi'ninki şefaat, Ebu Davud'unki teşbe'u fark nedir? Biri madidir, biri mudaredir. Oldu. 115. hadise geldik. Sizinkine göre 117. hadise geldik. Burada duralım, yeterli olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.